Ezilen insanlar için niye çaba sarf etmiyorsunuz? Ezilen insanların kurtuluşu için niye mücadele etmiyorsunuz? Diyor. Ama onların ezilmesinin sorumlusu biz değil. Onları ezmenin sorumlusu da biz değil. Ama birileri onu eziyor olabilir. Bizi onlara yardım etmemizi istiyor. Benim kaynağım Kur'an-ı Kerim'dir. Din kaynağı olarak sadece Kur'an-ı Kerim'i görüyorum. Kur'an-ı Kerim'in dışında bir kaynak dini olarak yoktur. Yalnızca ve sadece Kur'an din kaynağıdır. Hadis kitapları, mezhep kitapları tarihsel kaynaklardır. Okunsa da olur, okunmasa da olur. Ama her Müslüman İslam inancına göre Kur'an'ı okumak, anlamak, gereğini yerine getirmekle sorumludur, yükümlüdür ve mükelleftir. Çünkü ahirette her Müslümanın önüne Kur'an konacaktır. Hatta her insanın önüne Kur'an'daki evrensel ilkeler konacaktır. Kur'an'daki her şey her insanın önüne konmayacak. Müslümanları Kur'an bağlar ama genel diğer insanları da Kur'an'daki evrensel, mesela öldürmeyin ayeti Kur'an'da geçiyor. Ama bundan bütün insanlar sorumludur. Çalmayın diyor. Tevrat'ta da geçiyor, İncil'de de geçiyor. Avesta'da da geçiyor. Bütün dinler bunları söylüyor. Bütün dinlerin ortak söylediği şeyler evrensel değerler diyoruz. Tüm insanlar evrensel değerlerden sorumludur. Yahudiler Tevrat'tan, Müslümanlar Kur'an'dan, Hristiyanlar da İncil'den önlerine konularak kendi kitabınıza niye uymadınız denilecektir. Halbuki bize hem İncil'i hem Tevrat'ı hem Kur'an'ı esas almamız isteniyor. Bunlar esas alırken Kur'an'ın ve İncil'in, Tevrat'ın ve İncil'in Kur'an'la uyumlu olan yerlerinde biz İncil'den ve Tevrat'tan alabiliriz. Kur'an'a ters düşen yerleri alma zorunda değiliz.